Şafak Yavuz'un vizöründen herkese merhaba. Bugün fotoğraf dünyası ve bu dünyanın çok değerli isimleriyle birlikte olacağız. Kavramsal fotoğraf ve fotoğrafçılık diye bir şey var. E, pek çok kişi bu konuda e, çok da bir şey bilmiyor aslında. Biz de e, öğrenmek istediğimiz şeyler var. Onun için kavramsal <laughs> fotoğrafçılığın çok değerli bir ismi, bir usta ismi Suzan Armağan... Ankara'lardan bizim için geldi. Hoş geldiniz Suzan Hanım. Ee, hoş buldum. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ama bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki e, ben şu anda... Kendimi bir öğrenci, daha doğrusu bir öğrenici olarak adettiğim için, iltifatlarınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ustalık tabii ki çok değerli bir şey. Bu yüzden ben henüz yolun başında öğrenci olarak kendimi adediyorum. Eserlerinize göre değerlendirdik. Çok mütevazi davranıyorsunuz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. İzninizle hemen ikinci konuğumu Tanıtmak istiyorum. Ee, sevgili izleyiciler, Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı, küratör ve çok değerli fotoğraf sanatçısı Murat Gür de bizimle beraber. Hoş geldiniz Murat Gür. Hoş bulduk Şafak'cığım. Teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Hem şahsında sana hem de Woman TV'ye. Teşekkür ederim. Öncelikle Woman TV'desiniz, bir kadın evet. kanalındasınız. Ee, Türkiye'deki kadınlara ulaşmaya hedeflemiş bir kanaldasınız. Ee, ne düşünüyorsunuz bu yeni kanalla ilgili? Önce beylerden alalım bakalım. Hanımlar tabii çok ki güzel. mutlu da. Böyle zor oldu ama bir yandan. Ters köşe oldu. Ben dersimi çok çalışmamıştım. <gülüyor> <gülüyor> çok, e, işin çok önemli bir boyutu aslında. E, hele son dönemde Türkiye'de kadınlarla ilgili birçok e, vakanın, e, adli vakanın olduğu bir dönemde. Hele 2000'lerden 2000 sonraki bir dönem bu. Hani 1900... ...50'ler, 60'lar, 70'ler... ...hani o zaman belki kavranılacak şeylerdi... E, ...kadın sorunları, kadınlarla ilgili sıkıntılar... ...çalışma hayatında kadınlar ama... E, ...2020'lere yaklaşırken... ...hala bu konularla uğraşıyor olmak çok sıkıntı... ...en azından... ...Human e, Team'in... E, ...bu açıkları kapatacağını düşünüyorum... ...hani insanları bilgilendireceğini... ...bu konulardaki hassasiyetleri... ...farkındalıkları... E, ...geniş kitlelere... E, ...ulaştıracaklarını düşünüyorum. İnşallah... E, ...bir kadın olarak... ...kadın izleyici olarak... Televizyonlardaki kadın programlarından mutlu muydunuz, memnun muydunuz? Ee, aslında hiç mutlu değilim. Ama bir e, gerçeği de gözler önüne koyduğu için hakikaten kendimizi kadın veya adam olarak, erkek olarak, insan olarak sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Nerede olduğumuzun hakikaten yüzümüze tokat gibi çarptığı şeyler bence. Evet tasvip etmiyorum ama böyle de bir şey var yani. Onun için e, kesinlikle mutsuzum bu tür e, programlardan. Peki bu kanaldan bu kanaldan mutluyum <laughs> bu kesinlikle. De. Çünkü e, başka bir açıdan bakıyorsunuz, e, insanın farkındalığını ortaya koymaya çalışıyorsunuz. E, yolunuz açık olsun diyorum hakikaten. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Teşekkür inşallah. ederim. Kadın aydınlanırsa toplum aydınlanır. Kesinlikle e, ilkesiyle yola çıktık. Erkeği de büyüten yetiştiren anneler kadınlar kadın aydınlanacak inşallah sizlerde birer ışık olacaksınız her gelen konuğumuz bizim için bir ışık değerinde aydınlatıcı kişiler olarak şimdi konumuza gelelim ben hemen. Hanımlara bu sefer öncelik veriyorum pozitif ayrımcılık yapıyorum. <laughs> Kavramsal fotoğrafçılık nedir Suzan? Hanım? Şöyle anlatayım bilebildiğim düşünebildiğim ve yapabildiğim kadarıyla bir şeyle baktığınız zaman tabii ki bakarken kendi birikimlerinizle bakıyorsunuz, çevrenizden edindiklerinizle, öğrendiklerinizle ve size öğretilenlerle bakıyorsunuz. Ama bunu yaparken de kendinizden bir şeyler katıyor iseniz orada çektiğiniz ya da yaptığınız fotoğrafta o an hissettiklerinizi ya da Orada herhangi bir gizli olan bir şeyin içindeki açıklığı görürken onu nasıl anlatabilirime düşüyorsanız, duyguyu ve ruhu verebiliyorsanız elbette bir kavramsal fotoğraf oluyor. Peki bunun bir tekniği var mı? Çünkü direkt çektiğiniz tek kare üzerinden kavramsal fotoğraf yapmıyorsunuz. Sizin yaptığınız özel bir teknikle belki birkaç kareyi birleştirerek öyle değil mi? Bir o aslında bir fotoğraf oluşturuyorsunuz siz. Şöyle anlatayım. Ee, tek kare üzerinden şöyle kare derken asıl amacımı söyleyeyim. E, salt fotoğraf üretmek değil benim amacım. Hı -hı. Ben çektiğim fotoğraflarla e, başka bir şeyler yaparak, kendimden bir şeyler katarak bir şeyler söyleme derdindeyim ben. Kendinizden ne katıyorsunuz? Şöyle, kendinizden ne katabilirsiniz? Hı -hı. Şunu katarsınız, ne yaşadıysanız, ne öğrendiyseniz, çevrenizde sizi etkileyen ne varsa o etkilerin sizde içselleşmesiyle dışa vurumculuktur bu. Onu yapabilirsiniz. Evet. Şöyle söyleyeyim, yani e, acılarınız vardır, mutluluklarınız vardır, olmaz böyle diye protest durumlarınız vardır. Bütün bunları ben bununla nasıl aktarabilirim? Ya da çektiğiniz bir fotoğrafı sizi etkileyen bir gözün ışığı vardır veya bir saçın rüzgarda uçuşması vardır. O duyguyu verebilmek benim bütün amacım. Peki hani bir fotoğrafı çekiyorsunuz, o fotoğraf üzerinde bir takım teknikler uyguluyorsunuz, değil evet, mi? Evet. Çünkü bir tabloya bakar gibi, bir ressamın tablosuna bakar gibi bakıyoruz. Öyle görüyoruz sizin eserlerinizi. Bu nasıl oluşuyor? Şöyle söylediğiniz çok şey çok güzel gerçekten. Benim de istediğim bu İzleyen insan yaptığım şeylere izleyen insanların kendisinden bir şeyler bulması ya da demesi, şöyle bir şey demesi ne yapmış bu insan? Sorgulamaya geçmesi. Benim bütün amacım ha güzel olması, beğenilmesi, beğenilmemesi çok da benim şu anda takıldığım bir şey değil. Ama böyle de bir şeyin var olduğunun kabul edilmesi benim için çok önemli. Ve onu izleyen kendisinden ya da başından geçen ya, yahut da şahit olduğu bir takım şeyleri orada görebiliyorsa, daha doğrusu yaptığım şeyin içinde bir noktada bile kendisinden bir şey buluyorsa bu benim için çok büyük bir mutluluk ve gerçekten bir onur. Nasıl yaptığıma gelince genelde tek fotoğraf üzerine çalışıyorum. Manipülasyon dediğimiz veya kolaj dediğimiz başka fotoğrafları birleştirme anlamında çalışmıyorum. Kendime ait özel bulduğum bir program var. Ve çeşitli yardımcı fotoğraf programlarıyla uğraşarak her noktasında her renk tonunda Artık bu oldu deyinceye kadar onun üzerinde çabalıyorum açıkçası. Bir ressam gibi yani ee, renkler, tonlar. Hissettiğimi verebilmem lazım. Önce kendimi anlatabilmem lazım. Evet oldu Boyalara dokunmadan tamam. bir tablo yapıyorsunuz aslında <laughs> evet, anladığım kadarıyla. Evet, Peki bu program size mi özel? Sizin ee, bulduğunuz bir şey mi? Hayır herkes, herkesin bildiği mu? programlar, yardımcı programlar. Ee, minik bir yazılım. Değişik bir yazılım bana özel. Şimdi ama çok soruyorum. <laughs> Döndürüp dolaşırım Murat. Şimdi yok gelmiyor bir şey vermiyor. Gelmeyecek. <laughs> şöyle bir şey. o Bana özel olduğu için ben de saklı kalsın <laughs> diye düşünüyorum. <laughs> hani böyle şeyler vardır ya ünlü e, ustalar böyle bir yemek tarif bir Formülü şey yapar. vermezler. Formülünü değil mi? vermezler. <laughs> evet. Suzan Hanımdan alırım diye düşündüm ama yok. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Peygamber demiyorlar. <laughs> şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki yani. Ee, hani fotoğrafta konuşuruz ya ışığı neydi ISO'su neydi evet. e, şeyi neydi verirsiniz exif bilgilerin hepsini. Siz başka çekersiniz, ben başka çekerim. vermeyeceksin Suzana. Diyor ki üzümünü ye, bağını sorma. Evet. Beğendin mi, beğen. Bırak nasıl yapıyorsam yapıyorum. <laughs> Güzel yapıyor yani sonuç olarak biz oraya odaklanıyoruz. Yani teşekkür ki, çok ki. Teşekkür ederim. Tabii ki, tabii ki. bu ıı, bu ıı, dalda hani merak salmış bir şeyler yapmak isteyen belki içinden hakikaten ilham geliyor bir şeyler siz hep söylersiniz ilham geldi diye. Evet. Çünkü ilham gelmeden bir sanatçının bir şey üretmesi mümkün, mümkün. değil hangi dalga olursa olsun. Ee, buna gönül vermiş yapmak isteyenlere hani böyle güzel eserler ortaya çıkartmış bir sanatçı olarak tekniğinden hani minik diyorlar vererek... Ee, biz de bu programda yardımcı olalım diye soruyorum. Yoksa sırrınızı anlıyorum. almak değil yani. <laughs> Yok, anlıyorum yani. tabii ki ama şöyle bir şey de var. Ee, özel e, mesaj yazıp mail atıp e, ben böyle bir şey yaptım sizin gözünüzle bir bakar mısınız hmm, diyen güzel. bütün insanlara yardımcı oluyorum gerçekten. Hakikaten... E, Hangi program olursa olsun, hangi fotoğraf makinesi olursa olsun herkesin elinde kendi kimliğine bürünüyor çünkü o. O öyle yapmış. Şurası böyle de olabilir. O da benim bakış açımı katıyorum o zaman. E, ha, belki saygı duyulduğu için bu beni mutlu ediyor. Ama kimin e, bu şekilde yardıma ihtiyacı varsa varım ben. hazırım. Anlaşıldı. Buradan <laughs> vermeyecek. <Özellikle. Onu> özelden. Bunu özelden izleyeceksin. Belli oldu yani. <laughs> Peki. Onu <laughs> geçtik o soruyu. Ee, i̇lham nasıl geliyor? Yani çünkü bir, bir tablo yapar gibi yapıyorsunuz. Evet. Boyalara dokunmadan tonları ayarlıyorsunuz. Tamam. Evet. Ama yani bu duygular hani bir sabah uyanıyorsunuz da bir şey mi oluyor gece? Uykudan uyanıp mı yapıyorsunuz? Nasıl oluyor? Tam buna? da söylediğiniz gibi oluyor. Bir tanesiyle örnek vereyim. Sizin de bir beğendiğiniz diyeyim bir Amazon. fotoğrafım. Hmm. Ee, o gün Ankara'da çok kötü bir olay olmuştu ve çok yakındı bize. Ee, yaklaşık 30 tane can kaybetmiştik bir bomba. O beni şu anda bile çok etkiliyor. O, o gün ben uyuyamadım ama bir anda almışım sanıyorum. Ondan sonra fırladım ve kendimi bilgisayarın başında buldum. Ee, bunu bütün insanların her canın tek tek nasıl parçalanışını o fotoğrafı parçalayarak ve her parçaya ben o insanların yaşamını koyarak rengiyle dokusuyla ambiyansıyla bakışıyla ve hakikaten bunun olmaması gerektiğini insanlık tarihine de yakışmadığını anlatabilmek amacıyla hı hı. E, bunu bir bütün kompozisyon olarak düşündüm ve hala etkileniyorum. Bütün fotoğraflarımda yaptıklarımda bu şekilde bu etkiyi hissediyorum. Şöyle bir şey de var. Ben böyle bir şey yaşadım. Bunun fotoğrafını yapayım. Böyle bir şey yok bende. Ben çünkü o anda çektiğimde uzun zamandır işte bilirsiniz çekeriz fotoğrafları bir kenara koyayım sonra bakayım da yapayım öyle bir şey yok. Anında Beni etkileyen bir şey varsa fark etmiyor gece gündüz hiçbir şekilde o an aklıma geliyor ve ben bütünleşiyorum onunla kopuyorum açıkçası ama yaptığım şeyde de nasıl o bütünlüğü verebilirim insanlara hissettirebilirim min cevabı diyorum ki sen de gizli sen hissediyorsan hakikaten o sahneyi veya o ruhu gösterebiliyorsan kendine hiç insanlarda görebilecekti. Bir parçasını da görseler bu benim için çok büyük mutluluk olur. Peki ben evet. bir şey merak ediyorum. Fotoğraf dünyasına nasıl adım attınız? Aslında siz bir peyzaj mimarısınız, evet. değil mi? Evet. E, fotoğraf dünyasına adım atmanız e, ve kavramsal'a geçmenizde sizi etkileyen belirleyici bir şey oldu mu? Evet, tabii ki oldu. Mesleğimin gereği bazı temel bilgilerimiz var, tabii derslerimiz var. Onların birikimlerinin üzerine koyduğum bir şey benim yaptığım şeyler. Bilirsiniz herkes fotoğraf çeker, herkes şarkı söyler, herkes yapar ama birisinin size bu çok değişik bir şey. Tabir aynen ve hareket aynen böyle olduğunda. Aa evet. Çünkü hakikaten bir şeyin farkındalığını göstermek için farklı yöntem kullanmak zorundasınız. Bilindik tanındık şeyler artık bir şeyden sonra insanda hiçbir etki yaratmıyor. Ve ben de e, çok büyük fotoğrafçıların fotoğraflarını izliyorum, beğeniyorum. Hayır ben başka bir şey yapmalıyım. Ben e, çektiklerimi... E, Tekrar baktığımda onu görmüyorum derken böyle bir şekilde başladım ve sonra ilk paylaşımımı yapmam için çok destek olan insanlar oldu ve ben ısrarla hayır dedim yapmak istemiyorum işte falan ama ondan sonra peki dedim ilk fotoğrafımı paylaştığımda bana gelen mesajlar o kadar mutlu etti ki beni şu anlamda hem hiçbir şeye benzemiyor hem de bu nasıl bir şey biz içinde kaybolduk. Her ikisi de beni çok büyük motive etti ve beni yönlendirdi. O zaman daha iyisini yapmalıyım, o zaman daha iyisini yapmalıyım. Böyle bir şeye kapıldım. İnanmak çok önemli bir şey Kesinlikle. Değil mi? Ve şunu söyledim hep kendime. Evet çok büyük ustalar var, çok güzel fotoğrafları olanlar var. Ben onlara bakarım, izlerim ama ben bana göre bir şey yapmalıyım. Özgün bir şey. Böyle yapmalıyım. Harika. Farkındalığı yaratmak için bir Farklı bir şey yapmalıyım. imza İmza almak on yani. yani. onun dışında... Yani bakıldığı zaman bu Suzan Armağan fotoğrafı. Bu benim. Eseri. Olsun. Tabii tabii ee, bu çok önemli. Yani e, ben de bu şekilde e, anlatıyorum kendimi. Konuşarak, yazarak, anlatamayabiliyorum ama bir hayat tarzım olarak bu şekilde Aynen. anlatabiliyorum. İyi kendimi. Ki de anlatıyorsunuz. <laughs> Gerçekten ben de hayranlıkla izliyorum sizin eserlerinizin birer bir hayranıyım diyeyim. Çok teşekkür e, Bir bir şey daha merak ediyorum. Şimdi Murata geçeceğim ama e, Türkiye'de sen de bu konuda bayağı e, dolusun aslında. Türkiye'de ve dünyada kavramsal fotoğrafçılığa bakış açısında ciddi farklar olduğunu düşünüyorum. Ben de fotoğraf dünyasına bir şekilde bulaşmış evet. biri olarak. Hı hı. Siz yurt dışında da gayet güzel ülkemizi temsil ettiniz. Pek çok sergiden davet alıyorsunuz. ...bir Türk sanatçı olarak... E, ...yurt dışında ve yurt içinde... ...kavramsalla bakış açısındaki... ...farklılıklar neler? E, tabii ki şöyle söyleyeyim... E, ...yurt dışında... E, ...ülkemi seviyorum o ayrı bir şey ama... ...yurt dışında... E, ...böyle söylediğim hikayesi olan... ...daha değişik olan... Ee, ve artık sanıyorum e, salt fotoğrafın bir üstüne e, bir hikayeye bir yaşanmışlığa e, geçen e, çalışmalara daha çok değer verdiklerini gördüm. Çünkü e, belki sosyal medya anlamında yabancı sitelerde veya işte özel galerilerden teklifler alıyorum, paylaşımlar yapıyorum. Onların geri dönüşümleri daha değişik oluyor. Bizde Biraz daha e, teknik anlamda bakılıyor sanıyorum. E, biraz daha farklıya e, değişik bakılıyor sanıyorum ama e, kabullenmek e, biraz daha zor oluyor. E, yani der, evet değil mi? aslında Türkiye'de. hepimizin doğasında yok mudur farklı olan bir şeye Kesinlikle. önce tepki verme. E, evet yani evet. ama e, ülkemden de çok güzel insanlar var. Çok güzel yorumlar alıyorum, güzel daha destekler da alıyorum. Daha da olacak. İnşallah, i̇nşallah, daha da olacak. Tabii evet. e, o destekler benim için çok kıymetli hakikaten. Sponsorluklar çok önemli sanatın kalkınması açısından. Evet. Şimdi oraya e, Murat Güre dönüyorum çünkü sponsorluklar ve sergiler vesaire e, konusunda oldukça deneyimlisin. Pek çok e, organizasyona çok güzel imzaları attın. E, sergiler açtın. Türkiye Fotoğraf Vakfı'nı kurdunuz. Bunu gayet başarıyla yönetiyorsun. Önce bir vakfı anlat bize Murat. Sonra da işte bu sponsorluklara falan Kısaca da girelim. Kısaca hemen Suzan Hanım'a biraz hı hı. ilave bir şey söyleyebilir miyim? E, kavramsal fotoğrafla ilgili. Tabii. E, 80'ler sonrası bütün dünyada aslında e, çok hızlı yayılan e, doğrudan fotoğrafa ilave e, birçok yerde bir fikri bir hikayeyi anlatan hı hı. E, çok güzel eserler ortaya çıkma, çıkmaya başladı ama Türkiye'ye bu çok geç gelmeye başladı. Hı hı. Son dönemde çok yakındır Türkiye'de bunun kavranılması bir bir şekilde hem sanatçılar arasında dolaşıma girmesi hem fotoğrafçıların bunu işlerine yansıtmaları. Türkiye'de siz de çok güzel işler yapıyorsunuz. Çok saygıdeğer arkadaşlarım var. Dostlarımız var bu işte uğraşanlar ama ne yazık ki hak ettiği yerde değil şu anda. Yani bunun da nedeni aslında Türkiye'deki fotoğraf geleneği. O konuda biraz muhafazakarız. Maalesef. doğrudan fotoğrafla çok ilgiliyiz. Aslında o bile çok geç yaygınlaştı. Hani bizde 70'lerde 80'lerde 90'larda yani çok az fotoğrafçı vardı ama dijitalle ile birlikte son 15 yıldır çok fazla fotoğrafçı var. ve Çok güzel işler yapılıyor ama bunların hemen hemen hepsi doğrudan fotoğraf. Yani dokümanter işler çok fazla. Buraya da sanırım, bunu ben bir piramit gibi düşünüyorum. Buradaki sayı arttıkça evet. yukarıya doğru kavramsal, estetik daha farklı sizin yaptığınız gibi farklı formlarla çalışan arkadaşların sayısı her geçen gün artıyor. Bu da mutluluk verici bir şey. Artsın Hı. ama desteklensin Kesinlikle, de değil evet. mi? Yani ben Türkiye'de özellikle fotoğraf <laughs> dünyasında sponsorlukların çok az destek yazık ki, gördüğünü, yazık çok az alındığını görüyorum. Neden böyle Murat? Yani insanlar inanmıyorlar mı fotoğraf? Biraz sanat önceki söylediğim şeyle ilgili aslında. Hani bizde bir doğrudan fotoğraf geleneği var. Uzun yıllar boyunca fotoğrafçılık hep aslında muhabirliği muhabirliğiyle eşleniş, eşleştirilmiş. Yani fotoğraf dediğimiz şey e, ne kavramsal olarak ne bir peyzaj olarak birçok alanı yok saymışız. Özellikle basından gelen büyüklerimiz, abilerimiz çok güzel fotoğraflar ürettiği için aslında toplumsal hafızada yer eden onlar, hep onlar olmuş. Dolayısıyla sadece bizim bakışımız değil, kişilerin değil, kurumların, e, bir takım galerilerin birçok yerin bakışı da o o formatla şekillenmiş aslında. Biraz böyle at gözlüyle bakıyorlar ya, gibi geliyor bu işte bana. İşte o mi? gelenekten yani kaynaklanıyor. Dünya yani. biraz daha özellikle Batı bu konuda çok daha evet. esnek ve daha Hem değer batı, biliyor. Asya'da aslında çok iyi o konularda. Yani bugün Çin'de, Japonya'da, Uzak Doğu'da çok güzel işler oluyor. İşler açısından söylememe sahip bir, çıkmak tabii, tabii. açısından, bunları sergilemek açısından. Hatta bundan para kazanan insanlar Aynen var, öyle. büyük paralar kazanan insanlar var. Peki vakfı anlatır mısın biraz Türkiye Vallahi fotoğraf hakkında? Yaklaşık iki yıl önce fikri doğdu. Türkiye'de çok ciddi kurumlar var, sanat kurumları var. Ama fotoğrafla ilgili büyük bir organizasyon, bir yapı yok. E, dernekler var e, ama daha lokal kalıyor. Biz dedik yani bir fotoğraf vakfı kuralım. Bu fotoğraf vakfı fotoğrafla ilgili ciddi organizasyonlar yapsın, insanları bir araya getirsin, e, güzel etkinlikler yapsın. Hem dışarıdaki güzel etkinlikleri ülkemize getirelim, hem ülkemizdeki güzel çalışmaları yurt dışında sergileme olanağı bulsun. Bunun için bu fikirle e, başladık. E, üç arkadaş yola koyulduk. Sonra sağ olsun Zeytinburnu Belediye Başkanımız Murat Aydın o destek verdi bize. Ee, güzel bir mekan tahsis ettirtti. Ee, Birçok etkinlik yaptık. Mesela e, burada iki tane kitabımız var. Evet Bir tanesi e, yine belediyemizin desteğiyle. İzzet Bey'in, yani, Sonuncusu evet İzzet Bey'in. Doğudan, e, gelen, doğudan ışık. gelen ışık. Doğudan gelen ışık. İzzet Bey e, Türk fotoğraf tarihinin en önemli simalarından bir tanesi. Evet. E, kendisi hem hocamız hem üstadımız. Ee, çok çok iyi bir fotoğrafçı. Ee, yıllarını bu işe vermiş. Yani e, şu anda 60 yıla yaklaştı fotoğrafçılığı. Vakıfta ilk, e, i̇lk solo sergimiz oldu. Kişisel sergimiz kişi İzzet Bey'le oldu. Bey oldu. Bu arada sevgili izleyiciler, Dünya Kadınlar Günü'nde geçtiğimiz günlerde bizim için çok önemliydi e, Woman TV olarak. Türkiye Fotoğraf Vakfı ben de ufacık böyle fotoğrafı bir yerinden bulaşmış biri olarak sağ olsunlar beni davet ettiler. Orada minik bir sunum yaptılar evet. benim fotoğraflarımdan. Sevgili Emine Ceylan'la birlikte. Emine Ceylan da katıldı sağ olsun çok değerli çok fotoğraf sanatçısı Emine Ceylan da benimle beraberdi Bana destek verdiler, güç verdiler, biraz cesaret verdiler öyle Ama diyeyim. çalışmaların çok güzel o yüzden hani. Ee, bize söz kalmıyor. Yani çok fotoğraflarına ederim. sen zaten oradaki yerini aldın. Çok teşekkür ederim. Ee, vakıfa gittim. Hakikaten vakfı çok beğendim. Ve sizin bir de sadece organizasyon değil de eğitim amaçlı da değil mi çalışmalarınız var. Biraz ondan da bahseder misin? Yani bizim şu anda hali hazırda yürüyen e, birkaç fonksiyonumuz var. Bunlardan bir tanesi zaten vakfın da kuruş amaçlarından en önemlisiydi bu. E, bir arşiv oluşturmak. yani Türk fotoğraf e, sanatının belleğini oluşturmak e, Çünkü e, bugün çok fazla Hatta aslında hiç kurumumuz yok yani bunu yaşatacak e, bir fotoğraf sanatçısı yaşı ilerliyor bir şey oluyor bir kaza oluyor vefat ediyor yani ondan evet sonra ya. fotoğraflar ne olacak? Çok doğru aslında yok bunun toplandığı bir kurum yok bir mekanizma yok. koruyucu bir mekanizma hiçbir yok, şey yok değil mi? Yani dünyada biliyorsunuz böyle uluslararası büyük vakıflar var e, İyi sanatçıların işleri bu da yer alıyor. Arşiv olarak teslim alınıyor. Sonra bunlar işte kuratörlerin alanında değerlendiriliyor. Sergiler açılıyor. Bir yerlere taşınıyor. Çok güzel işler yapılıyor. Ama bizde böyle bir kurum yok. Dolayısıyla böyle bir sonuç bizi kendiliğinden doğurdu. Hani bizim böyle bir şey yapmamız gerekiyor dedik. Sonra bu işe başlayınca yavaş yavaş toplamaya başladık. Üstatlarımızdan. Sonra baktık aslında Türkiye'nin de bize ait hani bu topraklarda çekilmiş fotoğrafların tutulduğu bir arşiv de yok. Bugün en önemli arşiv. Yıldız Saray Arşivi'dir. Değerli dostum Kamil Fırat o konuda çalışıyor. Kuratörlüğünü yapıyor. Çok güzel bir e, seçki oluşturdular. Yurt dışında sergiler de açılıyor. E, 38 bin civarında orada e, fotoğraf var. Ama onun dışında Pascal Sebalar, Abdullah Freireler. Yani İstanbul'da mesela düşün 130 yıl önce çekilmiş fotoğraf. Yani bunlar ne kadar dünyanın yani. farklı farklı yerlerindeki koleksiyonlarda var. Ama bizde bir bütün olarak yok. Biz de dedik ki bu, bunu, bunu e, bu çalışmayı yapacaksınız. Evet, biz de bunu hani e, yüksek çözünürlüklü dijital kopyaların olduğu bir arşiv oluşturalım. Aslında bir kütüphane oluşturalım. Ne güzel. Yani burada ihtiyacı olan arkadaşlar hani e, 100 yıl önceki Ankara, e, 50 yıl önceki İstanbul, 130 ne yıl güzel. önceki İstanbul. Yani ya. bunları bulsunlar. Harika. Eğitim de ver, veriyorsunuz değil Orada mi? çocuklara, daha, gençlere, e, isteklilere spesifik eğitimlerimiz oluyor orada ücretsiz eğitim e, ya. evet yani, yani böyle dersen. küçük workshoplarımız oluyor e, işte temel fotoğraf eğitimin dışında eğitimler bunlar aslında Meraklılar. biraz daha Bakın, evet, Türkiye e, fotoğraf Vakfı'ndan... başkandan size çağrı var <laughs> Buyursunlar gelsinler destek verelim bildiklerimizi öğretelim diyorsun değil kesinlikle mi e, çok daha aslında temel fotoğrafın dediğim gibi dışında daha fotoğraf okumakla ilgili e, biraz önce Suzan Hanım çok güzel bahsetti hani eksi eksiğimiz olan yerleri tamamlayalım. Yani doğrudan fotoğraf çok güçlü. Bu topraklarda çok iyi işler yapılıyor. E, çok ciddi yarışmalar, başarılar. Bunların ayrı ayrı hikayeleri var ama biz diyoruz ki bir taraftan da daha farklı olanların arayışına girelim. Peki Murat Gür nasıl bir fotoğrafçı? Murat Gür neyi çekmeyi sever? Murat Gür insan çalışmayı çok sever. E, zaten ben buna bir yolculuk olarak bakıyorum. E, ben bir yerlere gitmeyi, birileriyle tanışmayı, onlarla sohbet etmeyi e, sofralarında bulunmayı e, yakınlıklar dostluklar kurmayı e, çok seviyorum e, kendimi davet ettiririm mesela çok keyif Harika, alırım ben mesela. davet de ederim çünkü hani ilişkiyi çok seviyorum dolayısıyla e, benim fotoğraflarımda insan öğesi çok belirgindir e, ben de hani e, uzun yıllar doğrudan fotoğraf ürettim e, ki bunlar bu ilişkilerin sonucu hep e, ama mükemmel fotoğraflarım var e, e, estağfurullah, yani, yani, keyifle izliyoruz e, bu arada e, küratörsün ama e, Türkiye'de yapılan çok ciddi fotoğraf yarışmaları var. E, bu fotoğraf yarışmalarında da jüriliğin var senin. Seçici kuruldasın. Her e, önemli organizasyonda senin ismini ben hep görüyorum. Bu fo fotoğraf yarışmalarına katılan yarışmacılara, fotoğrafçılara, fotoğraf sevdalarına ufacık bir tüyon var mı? Neye dikkat etsinler? Başlık her ne olursa olsun. Valla fotoğraf yarışmaları aslında kişinin kendini geliştirmesi için bir fırsat. Ee, buradan şöyle bir sonuç çıkarmamak lazım ki e, son dönemde bunları duyuyorum, görüyorum. Biraz rahatsız oluyorum. Ee, ödül avcılığı için fotoğraf yarışmasına katılmamak lazım. Bravo. Ee, bu çok önemli bir konu. Bu önemli bir husus burada tespit etmek lazım bunu. Ee, i̇nsan kendisini çok güzel geliştirebilir. Mesela siz fotoğrafınızı çok beğeniyorsunuz, çok güzel diyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz olmamış. Yani ödül alamamışsınız. E bu aslında sizin o beğendiğiniz fotoğrafın ne kadar kişisel bir süreçte değerlendirildiğini gösteriyor. Yani siz değerlendiriyorsunuz çünkü e bir başkasının mesela bir seçkinin 4-5 tane fotoğrafla ilgili akademik kariyeri olan, o konuda yıllarını harcamış insanın değerlendirmesi ve size başka. açıklaması çok başka bir şey. Peki hani şöyle tüy olarak vermek istiyorum. Bir jüri fotoğrafa baktığı zaman ilk böyle bir şey mi hissetme? Yüreğine mi çarpması lazım Kesinlikle. gözünden önce. Ne güzel söyledin. Yani fotoğraflara baktığınız süreç çok kısa. Bir yarışmada diyelim ki 2000 fotoğraf geliyor, 5000 geliyor, 500 geliyor o önemli bütün. değil ama bir fotoğrafın bir punktum olmalı. Beni durduran bir signumu olmalı. Beni gezdiren içinde böyle bir, bir şey olmalı ki ben zaten 2 saniyede fotoğrafa birden girmeliyim ve ben orada ne? kalmalıyım. İşte bu. Bir nokta olmalı yani duygu. Ha, aynen öyle. O duygu bazen duygu oluyor, bazen bir grafik oluyor. Beni içinde gezdirebiliyor. Bazen bir leke olabiliyor. Bazen resim, resimle kardeş fotoğraf. Çok güzel bir desen silsilesi oluyor mesela. Sizi o hapsediyor bazen. Yani orada hep konuştuğumuz şey evet. farklı bir perspektif, farklı bir açı, farklı bir renk. Yani her şeyle kendi farkını hissettiren bir fotoğraf olduğu zaman zaten siz orada kalıyorsunuz ve hemen şuraya yazıyorsunuz. Hı hı. Bu fotoğraf kalacak diyorsunuz. Hı. İşte bakın bunları not edin birer birer, değil mi? Fotoğraf meraklıları çünkü bugün bize özellikle izleyecekler. Bu kadar değerli iki konuğum var. İkisinde söyledikleri altın değerinde not edilecek şeyler. Peki ben e, bölümün sonuna gelmeden önce Suzan Armağan'a diyorum ki Suzan, her fotoğrafınızda tabii ki kendinizden bir parça var, kendi duygularınız var. Ama öyle bir fotoğraf. E, çekmeliyim, tasarlamalıyım ki beni anlasın, bütün hayatımı anlasın derseniz orada neler kullanmak istersiniz? Ee, o kadar zor bir şey söylediniz. Evet, çok ki. Çok zor bir soru işe O fotoğrafı <laughs> henüz yapmadım. Yaparsam da sanırım ömrüm bitmiş olacak. şöyle. Aman ben, Allah Allah ben hep e, arkadaşımın söylediği gibi kesinlikle yolculuk olduğuna inanıyorum. Var olduğumuzdan. Buradan ayrılışımıza yani bize ayrılan zamanın bitimine kadar sürdüğümüz bir yolculuk. O yüzden onun fotoğrafını tek şeyde anlatabileceğimi sanmıyorum. Hiç kimsenin de anlatabileceğini düşünmüyorum. Ama hani içine neler koyar? Mesela göz koyarım. Uçuşan hani onları merak ediyorum. Sizden zerreci koyarım. Ha şöyle. Niçin? İşte bu. Çünkü ben hep inanıyorum ki insan denilen varlık koskocaman evrende kum tanesi bile değil ve de ben benim kullandığım bir şey var portfolyomda da öyle bir şey var. Biz hepimiz yıldız tozlu ışığıyız. Hmm. Yıldız tozlarının ışığıyız. Yani bu evreni hem yansıtıyoruz, evren de bizi içine almış. Biz o şekilde yaratıcılığımızı göstermeye çalışıyoruz. Hiçbir şeyiz ama aslında çok büyüyüz. Bunu yapmaya çalışırdım ve ee, hakikaten zerrecikler koyardım çünkü o zerrecik var oluşumuzun tek ögesi Harikadın. ve onun içinde her şey çok teşekkür ediyorum her Suzan Hanım ee, Ankara'lardan kalktınız geldiniz bizim için çok değerli bilgiler verdiniz çok teşekkür ediyorum Murat Gür sana da aynı soruyu soruyorum Murat Gür'ü anlatan bir fotoğraf karesi için nereyi seçersin nasıl bir kompozisyon seçersin Şimdi çok zor sorular bunlar. Biraz önce çok güzel bahsettiniz, anlattınız. Ee, ya giderim kız kulesini çekerim yok, dedi. Yok. atıyorum yani, yani şu anda. Yani e, şeyler böyle e, bir takım objelerle, süjelerle bunlarla anlatmak çok zor. Ya gökyüzünü yani, çekerim, bir martı beni anlatır. Çünkü ben özgür bir adamım diyebilirsin gibi. Yani ben. Hep ediyorum ya ben ilişki seven bir insanım. Yani. Ee, aslında fotoğraf benim hayatımda hep bir malzeme, medium, hani e, bir şey yap, yapmama vesile oluyor. Ben, siz çok güzel bahsettiniz. Ömür bir yolculuk. Ben yolculuğu da çok seviyorum. Ee, bunlar aslında hep vesile. İnsanlarla tanışmak, e, onlarla sohbet etmek, keyifli anlar üretmek. Bunlar kalıyor. Hani gök kubbede hoş bir sadadan başka hiçbir şeyiz biz aslında. Dolayısıyla ben de aslında bu ilişkiyi anlatan o yüzler, ifadeler, Onları yansıtmak. Öyle Benim için kompoz. en kıymetli şeyler onlar. Peki çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, Biz yüreğinize sağlık, sanatınıza evet. sağlık. Sağ tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Sevgili izleyiciler kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız.